Evet Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı. Sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Biraz oruç oruçta video çekmek. Nasıl gidiyor oruçlar inşallah iyidir arkadaşlar. Ramazanlar aranız iyi olsun. Sizin Ramazanlar aranız iyi olursa Ramazanda da sizinle arası iyi olur. Tıpkı Sıla'nın da şarkısında dediği gibi sahura kalktığınız zaman su içmeden uyumayalım. Anlaşmadan ölmeyelim. <laughs> Evet sevgili dostlar, Jorge Jesus'un dörtlü transfer listesi haberiyle başlayalım. Aslında dünün gelişmesi diyebilirim buna. Çünkü dün bu çok konuşuldu. Fakat arkadaşlar sizin de e, mazur göreceğiniz üzere bazı şeyleri de araştırmamız lazım. Yani öyle direkt bodoslama duyum veremiyoruz. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz transfer çalışmaları başladı. Portekiz medyası teknik direktör Jesus'un dört isimden oluşan ön listesini yönetime verdiğini duyurdu. Bir kere şunu söyleyeceğim arkadaşlar. İsimleri konuşurken daha detaylı gireceğim ama. Dört isim istiyor. Bazılarını istemiyor. Yani bazı futbolcuları istemiyor Fenerbahçe'de. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam yani bunları istemesini istiyor ama bu adam kalacak mı ki istiyor diyebilirsiniz. Ben de size şunu söyleyeyim. Kalmayacak adam futbolcu istemez. Şimdi ilk isim Rafa. Rafadan Tayfa'nın Rafası 23 milyon euro piyasa değerine sahip olan 29 yaşındaki futbolcu forvet arkasında oynuyor bu sezon 36 maç 12 gol 9 asist. Sözleşmesi de 2024'te sona eriyor. Hocam bu adamı bize niye versinler? Ben de çok merak ediyorum. Niye versinler? Benfica zamanında 16 milyon euro almış. Ta 2016 yılında 36 maça çıkmış. 2750 dakika süre almış. 12 gol 9 asist. Bize verirler mi? Portekiz milli takımı 25 kez formasını giymiş. Zor. Ama arkadaşlar bu tip futbolcuları 6-7 milyon euroya alma ihtimali olursa tabii ki de olabilir. İkinci isim aslında bu ismi daha önce de biz bu kanalda konuştuk. Bilmiyorum hatırladınız mı? Aras Keita. Aras Keita. Georgian Aras Keita. Şimdi bu arkadaş Aras Keita arkadaşımız Flamengo'da oynuyor. Ha hocam yine Flamengo'nun çöpü. 28 yaşında biraz Haziran'da 29 olacak. Uruguaylı 10 numara bir futbolcu. Gerçekten 10 numara oynayan bir futbolcu. 1.74 boyunda 19 milyon euro piyasa değeri var ama siz o 19'da çok aldanmayın. Bu da kanatlarda oynayabilen İtalyan pasaportu taşıyan bir futbolcu. E, bu sezon 14 maç 2 gol 2 asist 1099 dakika ama bir sakatlığı var şu anda. Geri dönüşü bilinmiyor. Bu arkadaşında belli bir e, şeyi var. Daha önce de konuştuk. Hani 4-5 milyon euro bandında bir bonservis derlerse neden olmasın? Şimdi hepinizin kullanacağı cümle aynı eminim diyeceksiniz ki ya hocam adamlar manyak mı? kadar transfer market değer olan futbolcuya 4-5 milyon euro çekilir mi? Ee, arkadaşlar siz transfer markettaki fiyatları hani tamam kabul hani futbolcuyu kaça bırakırlar fiyatları olarak ölçmeye çalışıyorlar ama sadece bizim ülkemizde değil başka ülkelerde de e, tereddütlü diyeyim şaibeli demeyeyim de tereddütlü hesaplamalar oluyor. Ve tabi futbolcunun gönlünün olması da tabi ayrı bir olay. Ben Aras Keita'yı geçen konuştuğumuzda da söyledim. Beklemiyorum. Yani siz de çok beklemeyin. Ama yani ee, bakalım ya. Bakalım arkadaşlar ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. Üçüncü isim Everton. Everton. Flamengo forması giyen, sol kanat oynayan, sağ kanat da oynayabilen 1.74 boyundaki futbolcu. Bu Everton çok çok iyi hatırlarsınız. Sezonun başında yani Jesus ilk geldiği sıralarda da biz almak istedik. Ama alamamıştık. Sonra Bruno Henrique vardı. O da döndü mü acaba futbola ya? Ben onu da merak ettim aklıma gelmişken. Bruno Henrique'yi alalım dedik. O da Fenerbahçe şansına maalesef maruz kaldı. Ve sakatlandı. Çok hızlı bir oyuncuydu. Yaşı 32 oldu. Yani hala geri dönüşü bilinmiyor. Hani biz alsak sakatlanmasa daha mı iyiydi ama bizde öyle bir şans var ki biz alsak biz de sakatlanırdık. Bu Everton'da bu sezon 16 maç, bir gol, 2 asist, kötü bir performans. Hani sözleşme bitiş tarihi de 2026. Ama ben hani zannetmiyorum. Zaten geçen sezonun başında biz almak isterken bu Everton Flamengo'ya gitti. Bunu da beklemiyorum açıkçası. Julian Wiggle bu arkadaş da ön libero mevkisinde Mönchengladbach'ta kiralık oynayan bon servisi Benfica'da olan 27 yaşındaki oyuncu. Transfer market değeri 15 milyon euro. Ee, kiralık olduğunu unutmayın futbolcunun. Çünkü kiralığa aldanırsanız bakarsanız A 2023'te bitiyormuş diye. Bu arkadaşımız 2024'te sözleşmesi bitecek. Kısmi bir kas yırtığı yaşıyor. Bu sezon 20 maç oynamış. 1433 dakika. eee yani şu ana kadarki isimler içerisinde en mantıklı iki tane isim var. Yani ben şu an size açık açık şu kesin bu kesin diyemem. Şu alınacak bu alınmayacak da diyemem. Ama iki tane ismin üstüne durun. Rafa ve Vegal isimlerinin üstüne durun derim. Bilmem mesajı çakozladınız mı? Fenerbahçe daha fazla ver. Ferdi al demiş. Avrupa'nın iki dev kulübü oyuncularına Fenerbahçe futbolcusuna ilgi duyuyor ve Fenerbahçe bundan memnun. Parayı veren düdüğü çalar demiş. Kim için Ferdi Kadıoğlu için. Zaten Ferdi'yi anlatmaya gerek var mı? Avrupa takımlarının takipte olduğunu söylememe gerek var mı? Ferdi'nin nasıl bir oyuncu olduğunu söylememe gerek var mı? Hocam hangi takımlar? Napoli ve Ajax. Peki kaça satarız? Arkadaşlar ihale usulü 20 milyon eurodan açılış yapılıyor. Şimdi Napoli referansına görüyor. Ben var ya bir şey söyleyeyim mi? Ben Ferdi'nin Napoli'ye gitmesini isterim. Niye biliyor musunuz? Ferdi de tutarsa biz artık yani kardeş takım. Kardeşten öte bir takıma dönüşüyor Napoli. E, hatta yakında da renklerini sarılı yapmayı düşünüyorlarmış. Elif Elmas tuttu. Kim Minji'yi tuttu aslında Napoli'nin tutan bu transferleri bizim için çok ciddi bir kapı olur. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Bu kanalda mesela 29.200 abone gözüküyor şu anda. Hadi dedim forma dağıtıyorum. Forma dağıttık. Hala 29.200. Lan arkadaşlar hadi abone arttıralım. Forma dağıtalım. Hala 29.200. Bir daha dağıtır mıyım? Yok. Zaten geçmişte de benzeri oldu. Arkadaşlar 29200 29300 olursa benden işte 10 kişiye üyelik hediye. Bir baktım akşama 29600. Arkadaşlar ben 100 kişiye 10 üyelik demiştim. Siz 300 400 arttırdınız. Benim de şanıma yakışmaz 50 kişiye üyelik. Yarın yine üyelik vereceğim dedim. Ertesi gün bir baktık kanal 32.000 olmuş. Yine 50 kişiye üyelik. Ertesi gün bir baktık 34.000 olmuş. Yine 50 kişiye üyelik. Bu sefer ne olacak? Arkadaşlar bakın üye olun. Bu adam çok iyi duyumlar veriyor işte. E, üyelere özel çok felaket duyumlar var. Videodakiler ne ki? Siz videoda bir duyum alıyorsunuz. Üyeler 15-20 duyum alıyorlar. Diğer, direkt, direkt alıyorlar falan diye bir anlatmaya başladılar. 40, 45, 50, 55 görüşmeye başladı. İşte Napoli olayı da böyle. Ben şunu söyleyeyim. Ferdi 20'den aşağı satarsa hatta ben Ferdi için kafada belirlediğim fiyat 30 milyon euro. İnşallah 30 milyon euro alırız. Böyle giderse zaten 20'nin altına satmak vatan hainliği olur. O kadar da ağır bir cümle kuruyorum. Allah yolunu vaktini açık etsin. Ve ilgi var. Sadece Napoli, Ajax'tan değil. Ama ben size şunu söyleyeyim. Borussia Dortmund unutmayın bak. Dortmund'u unutmayın. Zirvenin tepesine Dortmund'u koyun. Ne yapın edin Dortmund'u koyun. Borussia Dortmund'u kullanmadan... Ferdi'yle ilgili haber yapmayın bak. Benden size tavsiye ya daha ne kadar söyleyebilirim ki? O oynadı. Nijerya kaybetti. Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Nijerya yine bir sağ oya 1-0 kaybetti. Nijerya'da Fenerbahçeli o sahayı Semil ve Sivas Sporlu Ehmet Müysa forma giydi. E Ahmet Musa ise nasıl Nijerya'da oluyor lan? Ahmet ise Musa ise Müslüman olması lazım. <laughs> 1-0 kaybetmişler. Karşılaşma yine bir sağa galibiyeti getiren gol 29. dakikada Mamma Balde atmış. Ee, o sayı Samuel 90 dakika sahada kalmış. Ahmet Musa 87'de oyuna girmiş. Yine Bissau o 7 puana yükselmiş. Nijerya 6'da kalmış. Bir sonraki maçta Nijerya Gilsen, yine Bissau o deplasmanına gidiyormuş. onu da oynadıktan sonra o sahaya geri dönecek. Hayırlısı olsun haklarında. Aziz Yıldırım'a tazminat ödenecek. Arkadaşlar bu haber kritik bir haber. Bu haberin devamı da bugün. 3 Temmuz 2011'de düzenlenen Şike Kumpası. Allah düşmanımın başına vermesin ama bununla alay eden varsa korksun ki başına gelir diye. Allah kimsenin başına vermez. Öyle bir şey. 364 gün tutuklu kalıyor. Aziz Yıldırım. Ve bir yıl boyunca yaşadığı bu haksız e, hapis cezasından dolayı Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruyor. 180, şey, 108 bin liralık tutukluluk tarihinden itibaren yasal faiziyle ödenmesine hükmetmiş. Yani Aziz Yıldırım 364 gün için hazineye 777 milyon 740 bin TL'lik tazminat davası açmış ve 3 Temmuz sürecine dair bu şeyde çıkan karar 108 bin lira niyetinde ee, ve aslında 100 bin liralık bölüm manevi tazminat davaya bakan Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi Aziz Yıldırım'ın maddi zararının tespit edilmesi için dosyayı bilir kişiye gönderiyor. Bilir kişi de <laughs> Aziz Yıldırım'ın uğradığı maddi zarar miktarının 8.089 TL 49 kuruş olduğunu belirtiyor. Bu bilir kişiyi de merak ediyorum yani inşallah yani oruç ağzından da dua etmeyin kabul falan olur. Bir yıl boyunca cezaevinde kalacak. Maddi zararı 8089 lira olacak ha. Bir yıl kalsın cezaevinde de baksın 8000 lira mı zarar oluyormuş. Maddi zararı 8000 liraymış. Lan bu adam dışarıda olsa yapacağı işler, güçler nasıl 8000 lira ya? Ya buna nasıl hükme diyorsun bilmiyorum. Bana çok tuhaf saçma geliyor ya. Ya bugün bir asgari ücretli adam 8500 lira maaş alıyor. Bir yıl içeride kalsa. Hadi 10.000 liradan hesapla 120.000 lira sadece maddi kayboluyor. Hocam yemeyecek mi? içmeyecek mi? Ya kazançtan bahsediyoruz. Yoksa ikinci bir iş de yapabilir. Ne bileyim taksiye de çıkabilir. Manevi tazminat da 100 bin liraymış. Ben size şunu söyleyeyim. Bir insanın bir yıl cezaevinde kalmasının manevi tazminatına bu ülkede, bu dünyada herhangi bir para birimi yok. Ve 3 Temmuz 2011'den itibaren işletilecek faizle birlikte ödemesini hükmetmiş. Dosya istinafa taşınmış. Çekip Mostüroğlu'nun da açıklamaları var. Onları da söyleyeyim Çekip Bey diyor ki aynı zamanda Aziz Yıldırım'ın da avukatı olur. Bu rakam bugünkü Türkiye'de <laughs> yargı uygulamasının miktarları yüksek rakamlar olmuyor. Ancak biz sürecin başında da söylemiştik. Bu süreç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar uzayacaktır. İnşallah da uzar. Bu süreçte kazanacağımız tüm tazminatları Fenerbahçe eğitim kurumlarına bağışlayacağız taraftarımıza verdiğimiz bir söz var. Bu süreci ilerleteceğiz. Aziz Başkan'ı da bu sürecin uzun olduğu konusunda bilgilendirmiştik. Başkanımız da bekliyor demiş. Yani inşallah ve inşallah arkadaşlar e, yüksek bir bedel alınır. Hem Fenerbahçe Eğitim Kurumu adına hem de e, hak bağımlı arkadaşlar. Yani ben net söylüyorum ya bir insanın bir yıllık şey yapması cezaevinde kalması parayla e, ölçülemez. Son olarak Fenerbahçe'nin aydınlık geleceği ABD ile Türkiye karşı karşıya. Lan Fenerbahçe'ye bak Amerika ile karşı karşıya getirmiş bizi. Bunlar hep Amerikanlı oyunları. Şimdi Fenerbahçe Zenit'le bir hazırlık müsabakası oynadı. Ve genç Bora Aydınlığın golü müsabakaya damga vurdu. 17-18 yaşındaki genç futbolcu ABD ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmiş. Yok demiş. Demiş f 16ları geri ya dedi. O demiş ki etmeyiz demiş. O demiş ki bu kafanıza vurur. O demiş ki yok seçim o. birbirine bir girmişler. Wow. 62. dakikada Jorginho'nun yerine oyuna girdi ki Yo'da herhalde geçer not aldı sizden. Ben sosyal medyanın şöyle nabzını yokladığım kadarıyla söylüyorum. Herkesin kullandığı cümle şu. Hocam efendim paşam Hocam ne lan? Hocam odamda posteriniz var. Lan saçmalama. Herkesin kullandığı cümle şu. Hocam Jojinho daha fazla süre almalı diyor. Yani doğru zamanda doğru şekilde daha fazla süre almalı. Katılıyorum. 62'de gol attı. Şimdi Bora Aydınlık Miami Beach doğumlu. Evet öyle sahilde Beach'te doğmuş annesi. Tam böyle yüzmek yüzmeye karar vermişler. Demişler ki bir tane çocuk doğuralım demişler. Tamam demişler doğurmuşlar. Şimdi Miami bir Miami Beach doğumlu Bora Aydınlık ve çift vatandaşlığı var. 2020 yılında Fenerbahçe U16 takımına seçiliyor. 2021 yılında U19 takımına yükseliyor. Bu sezon U19 Süper Lig'inde 19 maçta sahaya çıkıp 3 gol atıyor. Rezervlikte de 3 kez şans buluyor. Diyeceksiniz ki ya hocam Hani bizim gördüğümüz çocuk bu kadar az gol atamaz bu çocuk canavar gibi etme eyleme ee, hani yanlışım vardır notlarına iyi bak diyeceğinizi düşünüyorum muhtemelen e, notlarıma bak bakmamı baktığımı falan zannediyorsunuz notlarıma falan bakmıyorum arkadaşlar çünkü e, bu çocuk geçen sene çok ciddi bir sakatlık yaşıyor yaşadığı sakatlıktan dolayı. Yani yaşadığı sakatlık sebebiyle maalesef ve maalesef hani kendine gelemiyor açıkçası. Öyle söyleyeyim size. Ama bu sene toparlanma eğiliminde ve e, toparlanan çocuk gelişim gösteriyor. Arkadaşlar bu hep var. Bu arada milli takımın bugün maçı vardı herhalde ya. Bilmiyorum çok takip edemiyorum yani milli takımı. Sadece Fenerbahçe'yi takip ediyorum. O yüzden de Cemuruş tutuyor musun? Yo ben Fenerbahçe'yi tutuyorum falan. Şimdi Bora Aydınlık geçen sene sakat. Bu sene kendine geldi. Çifte vatandaşlığı var. Şu anda U19 milli takımında. Yalnız U19'da da ya yani günaha da girmek istemiyorum. Kimseye de bir şey kötü bir şey söylemek istemiyorum ama Allah aşkına izlediğiniz çocuk bak o kadar kısa sürede izlediğiniz kıpır kıpır çocuktan bahsediyorum. Bir Arda Güler olur mu? Hocam Arda Güler olmasa da bir ee, bir Tuncay Şanlı olur. Bir onu gördük de tahmin eder gibiyim. Bu çocuk 19'da kaç dakika süre almış biliyor musunuz? Daha doğrusu kaç dakika süre aldı? Çünkü ben biliyorum. 18 dakika. Yanlış duymadınız. 18 dakika. 4-4 biten Lüksemburg maçında 12 dakika. 5-1 kazanan Azerbaycan maçında 6 dakika. Yani e, anladınız mı şimdi gençlerimiz niye Türk milli takımlarını seçmiyor? yabancı ülke takımlarını seçiyorlar İşte bu yüzden. Adaletin olmadığı yerde kim neyi tercih edecek? Ben olsam ben de yabancıyı tercih ederim. Oraya git Amerika'yı seç. Her bir söylüyorum git Amerika'yı seç. Git Amerika'yı seç. Nedir ya? Ayıp ya. Gerçekten ayıp ya. Ya böyle yetenekli futbolcular. Şimdi hayır ee, Lüksemburg'da 4-4 kalmak nedir? Gidersin Lüksemburg'a 12 tane falan atarsın. Bora Aydınlık 8-10 dakika oynar. Dersin ki ulan arkadaş bak demek ki çok daha yetenekliler varmış. Yani San Marino'ya, Faro ya Adalarına falan yenilen bir Türk milli takımı. İmkanı yok canım. Bu kadar da düşmez herhalde Türk milli takımı. Neyse net mesajı aldınız. Bu arada <laughs> maçta olay çıktı biliyorsunuz. Stat dışına çıkarmışlar. Arkadaşlar ben bu olayı sordum, soruşturdum haberleri de yansımış zaten. Bir videosu da kanalımızda mevcut. Depremzedeler için bir maç yapılır ülke stadyumunda. Maç 2-2 bitiyor ama istenmeyen olaylar. Arkadaşlar maçı izlemek için ülke stadyumuna gelen bir grup Rus taraftar tribünde sorun çıkarıyor. Alkolü biraz fazla kaçırıyorlar ve hoş olmayan hareketler, hoş olmayan sözler sarf ediyorlar. Güvenlik güçleri de devreye girip ee, stadyumun dışına çıkarıyorlar. Kameralara yansıyan görüntülerde dikkat edin. Hani Fenerbahçe taraftarının suçu yok orada. Bazı kesimler var. Ulan Fenerbahçe taraftarı yine yaptı yapacağını falan diyor ama geçiniz. Hocam biz bu videoda ne anlamalıyız? Jesus devam ederim ama bu şartlarda diye bir şart sunuyor. Görüşmeler sürüyor. Jorge Jesus'ta. Dur hatta şöyle son dakika vereyim. Jorge Jesus'ta sözleşme uzatma görüşmeleri sürüyor. Menajeri e, burada olmasına gerek yok ama burada diyebiliyorum menajerinin. E, uzatma görüşmelerini niye şimdi sürüyor hocam? Mayıs ayında lig bitecek. Biz güvenimizi gösteriyoruz. hani biz senin oynattığın futboldan memnunuz. Çabandan memnunuz. Performansından memnunuz. Ligimiz de bu. Hani bu yani bu. Bu. Diye. Biz güven oyu gösteriyoruz. Jesus'ta kalmak şartıyla aslına bakarsanız Belki de 40-50 milyon euro bir bütçe istiyordur. Ee, yani 40-50 milyon euroya 7-8 tane futbolcu düşünüyordur. Zorlayıp şartlar zorlanıp bakın operasyon direktörü Mario Branco var. Branco bunu belki Rafa'yı 6-7'ye, Beagle'da belki 3-4'e kapatabilir. İki futbolcu 10 milyon euroya alsak herhalde çeneniz durur. Çünkü sizler isme transfer market değerine odaklanan kişilersiniz. Ben cisme yaptığına odaklanan kişiyim. Yani bir Bora Aydınlığın oynatılması, kendine gelmesi bir Bruno Henrique'nin transferinden daha iyidir benim için. Ama tabii ki de bir takımda yıldız da olacak, savaşçı da olacak, genç de olacak. Yani bir arabada nasıl araba da var, şey motor da var, tekerlek de var, lastik de var, direkt tekerlek de var, ne bileyim vites de var, cam da var. Aynı şekilde bir takımda da bunların olması gerekiyor arkadaşlar. Yani Jesus konusunda e, ikide bir de oraya buraya gönderiyorlar ama bu gidişte bir yere gideceği yok. Hakkımızda hayırlısı olsun. Beğendiğiniz için, kanala abone olduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Bu arada <laughs> dün sürpriz bir şekilde bir takipçimle sürpriz bir yerde karşılaştık. Ona da buradan selam olsun Ali Mert'e. Ee, i̇nşallah bugün de karşılaşabiliriz. Aynı yerde olabilir. Aynı saatte. E çok da merak bırak, merak işine bırakmak istemiyorum. Teravide denk geldik. <laughs> Hocam diyor bir gün seninle karşılaşacağımı düşünüyordum ama diyor burada karşılaşacağım hiç aklıma gelmezdi diyor. Kayseri'de Hunat Cami var çok güzel büyük bir cami. E, maneviyatı böyle çok yüksek bir cami. Tavsiye ederim Kayseri'ye gelen arkadaşlar bir uğrayın derim. Zaten hemen Kayseri merkezinde olduğu için e, çok müthiş bir tarih eserdir. Çok da güzel bir teravih sistemi var. Tavsiye ederim yani eğer Teravihlere gelirseniz ben de arada sırada oraya gidiyorum. Başka yere de gittiğim oluyor. Denk gelebiliriz. Görüşmek üzere inşallah arkadaşlar.